Sevgili öğrenciler, 34. fölye konuya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Anlatım bozukluklarına, tüm net yanlışlıklarına geldik. Bir önceki fölyede işlediğimiz özne eksikliği, nesne eksikliği gibi aynı şekilde burada tüm net yanlışlığı, tüm net eksikliğini göreceğiz. Birinci cümlemizi okuyoruz. Katilde bulduğumuz çanta 2000 lira burada duruyor, kimse sahip çıkmadı. Soruyorum ben de cümleye. Kimse neye sahip çıkmadı? Çantaya diye dolaylı tümleç ekledi. Ki bu cümlede dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardı. Sahip çıkılmayan eşya ne olduğunu söylemedi. Neye sahip çıkmadı ifadesi yok. Biz de aşağıda doğrusunu yazdık. Dolaylı tümleçimizi de ekledik. Ki bu şekilde sıralı cümlelerde veya bağlı cümlelerde dolaylı tümleç, zam tümleci, bedel tümleci kullanmamak da anlatım bozukluğuna yol açar. Şimdi diğer bir örnek. Demiş ki, kardeşime hep iyi davrandım. Hep çok iyi anlaştım. Kime iyi davrandım? Kardeşime. Sıkıntı yok. İkinci ifadeye bakalım. Hep çok iyi anlaştım. Kiminle çok iyi anlaştım? Kardeşimle diye veya onunla diye buraya kiminle sorusu eda tümleci ekliyoruz. Ve bu cümlede, ikinci cümlemde eda tümlecinin kullanılmaması anlatım bozukluğa yol açmış. Biz de ekleyip eda tümlecimizi düzelttik. Kardeşimle mi çok iyi anlaştım ya da onunla çok iyi anlaştım diye cümleyi düzeltiyoruz. Onu hep çok sevdim. Üzmedim. Bakın, bu cümledeki zarf, hep zarfı, bu cümleye uymuyor. Hep üzmedim olmaz. Dolayısıyla ikinci cümlede cümlenin anlamıyla örtüşen bir zarf eklemem lazım. Yani onu hep çok sevdim, hiç üzmedim diye düzeltiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi hep zarfı, ikinci cümlenin hep üzmedim uyum sağlamadı. Biz uyum sağlamadığı için yeni bir zarf ekledik. Hiç diye ve cümlemizi düzelttik. Şimdi burada da zarf tümleci eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardı. Gidermiş oldu. Yani dolaylı tümleç, edat tümleci, zarf tümlecinin tamamı biz tümleç eksikliğini tek bir başlık altında topluyoruz. Örnek sorumuza geldik. Demiş ki, İstiklal Savaşı gazilerini birini görmek, konuşmak hepimizi çok heyecanlandırmıştı. Az önceki cümlenin bakın bir benzeri. İstiklal Savaşı gazilerini birini görmek, konuşmak hepimizi çok heyecanlandırmıştı. Düşünelim biraz üzerine. Bekliyorum, cevap bekliyorum. Hadi bakalım gençler. Cevabımız, ekstra ihtiyaç olanlar videoyu durdurup izleyebilir, çözebilir yani. Cevabımız Bursa olacak. Tümleç eksikliği diyoruz. İstiklal Savaşı gazilerini birini görmek, onlarla konuşmak hepimizi çok heyecanlandırmıştı. Edat tümleç eksik. Buraya onlarla veya işte gazilerle diye ben edat tümleç ekliyorum. Onlarla konuşmak hepimizi çok heyecanlandırmıştı diye düzeltiyoruz. Bir diğer başlığımız ama yüklem yanlışlığı. Yüklem yanlışlığı dediğimiz zaman başlık altında yüklemin eksik olması, ekeylin eksik olması, yan cümle için yüklem eksikliği, yüklemler ise iki ya da kişi uyumsuzluğu, farklı iki işin aynı yüklemle ifade edilmesi gibi başlıklar inceleyeceğiz. Ve bunları madde madde anlatıyoruz. İlk madde, hemen değiştirelim slide'ı. Gün boyunca sadece bir bardak süt ve bir tost yedi. Şimdi bakın, tost yedi, afiyet olsun. Ama süt yedi, olmadı. İşte ben burada iki farklı durumun aynı yükleme bağlanmasına ben bir altın bozukluğu var dedim. Süt içti ve bir tost yedi diye düzeltiyoruz. Altta hemen doğru ifademiz var bakın. Gün boyunca sadece bir bardak süt içti ve bir tost yedi diye düzelttik. Her gün beni arar,
gün içinde yaşadığımızı birbirimize anlatırdık. Bakın bu cümlede anlatırdı ekeler kullanmış geçmiş zamanla. Ama burası geniş zamanla olmadı. Her gün beni arardı, gün içinde yaşadığımızı birbirimize anlatırdık deyip düzeltiyoruz, altta düzeltilmiş şekli var zaten. Şimdi ne geldik? Bu araya dikkat edin. Karşınıza sık sık sonra da çıkabilecek bir örnek. Ekeylem eksikleri. Dikkatle inceliyoruz. Dün hava yağmurlu ama soğuk değildi. Bu cümleyi bu şekilde yazdığım zaman hava yağmurlu değildi ifadesi ortaya çıkar. Ancak biz havanın yağmurlu olduğunu söylemek istiyoruz. Hava yağmurlu değildi demek benim söylemek istediğimin tersi bir anlamı çıkartır ki altın bozuk oluşturur. O zaman ben cümleme ekeylem ekliyorum. Dün hava yağmurluydu ama soğuk değildi diye düzeltiyoruz. Farklı zamanlarda gerçekleştirilmiş durumların ortak kipekine bağlanması, ortak kipekine bağlanması anlatım bozukluğuyla açıldı. Şimdi bakın, bu diziyi eskilerde şimdi takip ediyorum. Şimdi takip ediyorum, sıkıntı yok. Şimdi zaman iki ve şimdi beş, sorun yok. Ama eskiden takip ediyorum ifadesi uyum sağlamadı. Eskiden takip ediyordum deyip geçmiş zamanlı bir yüklem eklemem lazım. Bu diziyi eskiden de takip ediyordum. Şimdi de takip ediyorum. Sıradaki örneğimize geldik. Burada yine tamlama hatasına benzer bir örnek var. Sağlık durumu iyi ve zayıf olmayanlar. Bakın şimdi zayıf olmayanların ifadesinde sıkıntı yok. Bu işi çalışabilirim. Ama sağlık durumu iyi olanlar demek istiyorum. Ben burada iyi olanlar diye ekleme yapmazsam iyi olmayanlara bağlı. O zaman cümle şöyle olur. Sağlık durumu iyi olmayanlar ve zayıf olmayanlar bu işle çalışabilir. İyi olmayanlar anlamsız oldu. Benim söylemek istediğim bu değildi. Cümlemi de söylemek istediğim bu değil. O zaman biz buraya iyi olanlar ve zayıf olmayanlar diye ekleme yaptık. Güzel. Böyle bir işte ne o ne ben çalışırım. Ben çalışırım, sıkıntı yok. Doğru. Ama o çalışırım, olmadı bakın, anlamsız oldu. Böyle bir işte ne o çalışırım ne de ben çalışırım dedik. Altta doğru bir yüklem ekleyip düzeltmiş. İşte bu cümlede de tek yüklem kullanmak uyumsuzluğa yol açtı, bir bozukluğa yol açtı. Biz de yeni bir yüklem ekleyip düzelttik. Yani çatı uyumsuzluğuna. Çatı uyumsuzluğu dediğimizde fiilde çatı konusuna döneceğiz. Ve burada bizi ilgilendiren sadece etken ve etken çatılardır. Cümlemi içerisindeki fiillerden biri de edilgen çatılı, biri de etken çatılı kurulur. Bu şekilde bir kurulum olduğunda bir etken, bir edilgen olur. Anlatım bozukluğu oluşur deriz. Ya ikisi etken, ya ikisi de edilgen çatılı olmalıydı. Örneğimizi inceleyelim. Paragraf sorularına ait tüm seçenekleri tek tek okuduktan sonra doğru cevabı şartlı. Şimdi bakın bu cümle edilgen çatılı. Bu ifadesi etken çatılı. Cümlenin içerisinde bir edilgen, bir de etken çatılı fiil kullanılmış. Bu bir anlatım bozukluğudur. Ya hepsi edilgen, ya hepsi etken yapıp düzelteceğiz. Şimdi biz de cümleyi düzeltiyoruz, etken yapalım. Yani şuradaki edilgenlikteki L ve N eklerini birini çıkartacağız. Neyi çıkartacağız? Paragraf sorulan tüm seçenekleri tek tek okuduktan sonra doğru cevabı işaretledik. Bu şekilde düzeltiyoruz. Alttaki örnek. Her gün düzenli çalışılırsa edilgen çatılı, başarılı olacaktır etken çatı. İşte bir edilgen, bir etken çatı olmalı. İkisini de
aynı kategorilerimize yazmamız lazım. Y-X'i etken, Y-X'i de etken olacak. Biz de cümleyi düzeltiyoruz. Her bir düzenle çalışırsa derslerinde başarılı olacak dedik. Her ikisini de etken duruma getirdik. Benim anlattığım durumu uyarı olarak verdim size. Edilgen ve etken çatıyı burada uyarı olarak da tekrar amacıyla bu uyarımızı da okuyoruz. Geldik tanımlama yanlışlıklarına. Tanımlama yanlışlıklarında ise isim tanımlamasında tanımlamaları ve sıfat tanımlamalarını hatırlayacağız burada. Tanımlamadaki uyumsuzluklar gözü çarpacak ya da aynı tanımlayanların ortak bir tanımlamana bağlanmasından kaynaklı anlatım bozukluğu örnekleri göreceğiz. Mesela öğretici ve sanat metinlerinin özelliklerini öğrenmek. Bakın arkadaşlar, bu cümleyi şöyle okuyorum. Sanat metinlerinin özelliklerini öğrenmek doğru. Bir de şöyle okuyorum. Şurayı kapatıyorum. Öğretici metinlerinin özelliklerini öğrenmek. Öğretici metinlerinin olmadı. Anlatım bozukluğu olan öğretici metinlerinin. Şimdi biz de buradaki tanımlamanın ortak kullanılmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu var diyoruz ve düzeltiyoruz. Tanımlamam ekliyorum. Öğretici metinlerinin ve sanat metinlerinin özelliklerini öğrenmeli. Yeni bir tanımlamam ekleyerekten düzelttik. Aksi takdirde öğretici metinlerinin gibi saçma ve anlamsız bir ifade ortaya çıkıyordu. Bunu engellemiş olduk. Geldik sıradaki maddeye. Bu cümlede de tanımlama yanlışlığı var. İsim tanımlamasına yine benzer bir az önceki benzeri. Kahvaltıdan bağlı ve vişneye de çeri de var demiş. Şimdi bu tanımlama yanlışlığında şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bal ve vişne reçeli mi? Sanki bal reçeli varmış gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Vişne reçeli var, sıkıntı yok. Ancak bal reçeli vardı demek bir anlatım bozukluğuna yol açıyor. Biz de cümleyi nasıl düzelteceğiz? Bal reçeli gibi bir anlam olayı ortaya çıkmasın diye yer değiştiriyor. Kahvaltıda vişne reçeli ve bal da vardı diye düzeltiyoruz. Balı son atıyorum. Tarif ettiğiniz yemeği neydi, ne de adını duydunuz dedi. Tarif ettiğiniz yemeği neydi, ne de adını duydunuz. Neyin adını duydum? Tarif ettiğiniz yemeğin adını diye düzeltiyoruz. Tarif ettiğiniz yemeği neydi, ne de adını duydum dedi. Yemeğin adını bildirir veya yemeğin adını duydum diye düzeltiyoruz. Ondan özür dilemek için bir sürü kişilere araya soruyoruz. Şimdi bu maddeye gel, açıklayalım burayı. Diyoruz ki, bu bir sıfat tanıması, özellikle belgisiz sıfatla bir çokluk yakalanmışsa, belgisiz sıfatla oluşturulmuşsa, yüklemin tekil olmalı, pardon. Yüklenerek ismimiz tekil olmalı. Yani bir sürü kişiler değil mi? Bir sürü kişi dememiz gerekiyordu. Ondan özür dilemek için bir sürü kişiyi araya soktu. Tekrar diyorum. Cümlemin içerisinde belgisiz sıfatla kurulan bir sıfat tanımlaması varsa ismimde çoğul eki kullanılmaz. Kişiler yerine bir sürü kişiyi araya sokmamız lazım. Çünkü bir sürü ifadesinden ben bir çokluk bildiriyor. Çokluk bildiren bir sıfatın sonunda yeniden çokluk bildiren bir isim getirmem gereksiz oldu. Tekil bir isim eklememiz yeterlidir. Altına doğrusunu sizler için yazdık. Sıradaki maddemiz ne kadar, kaç gibi soru sıfatıyla oluşturulan tanımlamalarda ismimiz çoğul eki olmaz arkadaşlar. Ne kadar işler demin dememiz yanlıştır. Eğer soru sıfatıyla kurulan bir sıfat tanımlaması varsa bu tanımlamada ismimizdeki çoğul eki atılır. Yanlıştır kullanmak. Yani ne kadar iş yaptım diye düzeltmemiz lazım. Bir başka maddemiz.
Farklı kişi zamirleri aynı tamamla bağlanması altı bozukluğuna yol açar. Memur ona ve benim dosyalarımı inceledi. Benim dosyalarım sıkıntı yok, doğru bir ifade. Ama onun dosyalarının ifadesinde bir sorun var, anlamsız oluyor. Memur onun dosyalarını ve benim dosyalarımı inceledi şeklinde düzeltiyoruz. Bu şekilde düzeltmeyi yapacağız. Örnek soru ikimizi çözüyoruz. Az önce bir madde söylemiştim. Demiştim ki maddemde belirsiz sıfatlarla kurulan tamlamalarda isminiz çoğul iki alamaz. Bu maddeyle, bu kuralla ilgili bir örnek soru. Hemen soruyu inceliyoruz. Ve soruyu inceleyen arkadaşlarım A şeklini okur okumaz hatayı görmüş olmalı. Cevabımız A. İnsan hakkında birçok şeyler kaybedildi. Birçok şey. Bakın belirsiz sıfatla kurulan sıfat tamlamalarında isim çoğul iki alamaz dedik. Yani buradaki ler iki gereksiz yere kullanılmış ve bir anlatım bozukluğu oluşturmuştur. Bağlaç yanlışlamış diyoruz. Cümlede ve ama fakat lakin ya da çünkü gibi bir bağlaçlar kullanırız. Ve bu bağlaçların cümleye kattığı anlamlar vardır. Bu anlamına uygun düşmeyen, cümle içerisinde anlamına uygun düşmeyen bağlaç kullanmak da anlatım bozukluğuna yol açar. Örnek, arkadaşına verdiği kitabı okumaya başladı, bir de bitiremedi. Şimdi bakın, burada olumlu bir ifade varken sonra olumsuz ifadeye dönüyor. Olumludan olumsuza hiç atmayan bir örnek söylediğimizin tersini söyleyeceksek ama, fakat, lakin gibi bir bağlaç eklememiz lazım. Arkadaşım verdiği kitabı okumaya başladı ama bitiremedi. Şimdi buradaki daha ne bağlacı cümlenin yapısıyla, anlamıyla uyuşmamaktadır. Biz de cümlenin anlamıyla, yapısıyla uyuşan başka bir bağlaç getirdik. Ama, fakat, lakin olabilir. Bu isimle sinemaya gelemem. Fakat çok işim var. Evet. Şimdi burada bakın, sinemaya gidememesini, yani gelememesini, sebebini, nedenini açıklıyor. Gerekçesini söylüyor. Şimdi ben bu şekilde gerekçe ifade ediyorsam, fakat bağlıca uyumsuz olur. Bunun yerine gerekçeyi anlatan, nedeni söyleyen, çünkü bağlaca getirmemiz doğru olacaktır. Bugün seninle sinemaya gelemem. Çünkü çok işim var. Sebebim var, gerekçem var anlamında. Çünkü bağlacını kullandık. Köyümüz etkinlikte var. Buradaki etkinlikte konuyu da bitireceğiz. Burası da yine sevgili öğrencilerin ödev etkinliğimiz. Bu ödevi öfüylatmasını testleri çözeceğiz. Bu etkinlikle ilgili birkaç tane örneği ben yapayım. Nasıl yapılacağını bilin. Devamını sizler çözersiniz. Oyuncaklara ayrı bir dolaba koyar. Gözü gibi bakardı. Şimdi bu cümlede bir altı bozukluğu var. Önce sebebi nedir? Ve nasıl düzelteceğini düşüneceksin. Oyuncaklara ayrı bir dolaba koyar. Oyuncaklarına gözü gibi bakardı demem lazım. Yani şuraya bir günden sonra onlara veya oyuncaklarına diye dolaylı tümleç ekliyorum. Oyuncaklarına demek. Dolaylı tümleç ekledim. Dolayısıyla bu cümlede dolaylı tümleç eksikleri varmış diyoruz. Bir günden sonra onlara veya oyuncaklarına diye dolaylı tümleçimizi ekledik. Yeni taşıdığı ev oldukça büyük ama aydınlık değildi. Bakın birinci cümle yeni taşıdığı ev oldukça büyük. Ben bu cümleye yüklemine ek eylemeyi demediğim zaman büyüktü demediğim zaman bu cümle şöyle oluyor. Büyük değildi. Ama bize evin büyük olmasını söylemek istedi. İşte ek eylem eksikten kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. Burayı düzeltiyoruz. Büyüktü diye ekliyorum. Yeni taşıdığı oldukça büyüktü ama ayrılık değil. Yani ek eylem eksikliği varmış demek. Geri kalan örneklerimizi de bu şekilde sizden devam ettiriyorsunuz. Çözüyorsunuz.
geldik bu etkinliğe. Bu etkinliği nasıl yapacağımızı anlatayım. Burada anlatım bozukluğu olan ifadeler kullanıp altlarını çizmiş. Bu altı çizgi anlatım bozukluğu olan ifadeleri alttaki bölümle eşleştirmenizi istemiş. Yani kaç numaralı tanıyan ekinin gereksiz kullanılması var, kaç numaralı tırnak eksikliği var, kaç numaralı çatı yumuşsuzluğu var, tek tek bunları bulacaksınız. Hadi bir tanesini, birinci örneği yapalım birlikte. Birincisine bakıyorum. Japonya'da etkili olan Noro tayfunda iki kişi hayatını kaybetti, 50 kişinin yaralarına çıkardı. Bu ifade bir altı bozukluğu var. Önce bunu bir bulmalıyım. Burası nedir? Bunu nasıl düzeltmeliyiz? Burada tanıyan ekinin eksikliği var. Japonya'da etkili olan Noro tayfunda iki kişinin hayatını kaybettiği 51 kişinin yaralarına çıkardı. Bakın burada doğru kullanmış, burada kişinin demeci. Yani bir numarada tanımlayan eksikliği varmış, hemen altı geleceksin. Bir numara tanımlayan eksikliği dedik, yani şu, tanımlayan eksik kullanılması birinci cümlede vardır dedik. Bu şekilde düzeltip sorularımızı çözüyoruz. Bu etkinlik ve devamındaki testi sevgili öğrenciler ödeviniz. Bunların hepsi çözülüyor. Çözüldükten sonra soru bankalarımızı açıyoruz. Anlatım bozukluğu ile ilgili bol bol soru çözüyoruz. Anlatım bozukluğu konusunu burada bitirmiş olduk. Bundan sonra anlatım bozukluğundaki soru bankalarımızdaki testleri de çözüyoruz. Sizlere vermiş olduğum soru bankaları vardı. Oradan açıp lütfen bu testleri eksiksiz bir şekilde çözün sevgili öğrencilerim.